Teknoloji gelişiyor. Gelişen teknolojiyle iletişim dönüşmeye başlıyor. Televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel iletişim araçlarının yanında sosyal medya platformları önem kazanıyor. Algoritmalar, yapay zeka ve büyük veri günümüzün iletişimini şekillendiriyor. Tüm bunlar iletişimi haberciliğin ötesinde asli ve müstakil bir politika alanı haline getirmekte. İşte tüm bunların neticesi olarak her gün iletişimin yeni bir tanımıyla karşılaşıyoruz. Peki sen bu dönüşüme ne kadar hazırsın? Alanında uzman profesyonellerle iletişimdeki bu dönüşüme Strat.com Youth'ta tanıklık edin. Genç iletişimcilerimiz mesleki alanlardaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. 13 ülke, 44 üniversite, 100 öğrenci, 10 eğitim, 5 atölye, 2 panel. Stratejik iletişim, fotoğrafçılık, dezenformasyonla mücadele, dijital medya, gazetecilik, savaş muhabirliği, halkla ilişkiler ve 360 derece kampanya tasarımı başta olmak üzere 20'den fazla konu hakkında eğitimler. Antalya'daki kale içi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Camii, yat limanına kültürel geziler. 2023, 2053, 2071 yolunda Türkiye iletişim modelinin yapı taşlarını, ülkemizin stratejik iletişim kapasitesini güçlendirmek için gerekli dönüşümün temellerini hep birlikte atıyoruz. Ben sizlerden ümitliyim. Ve sizler evvelallah ülkemizin geleceğini farklı bir şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var. Evet, emeği geçenlere biz de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şöyle salonun nabzını tutmak istiyorum aslında, özellikle genç öğrenci arkadaşlarımdan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Harikasınız. Her zaman lütfen gün içinde enerjiniz buraya sirayet etsin. Harikasınız. O zaman buyurun başlayalım. Strat.com Youth, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altun tarafından verilecek Türkiye İletişim Modeli konu başlıklı açılış dersiyle başlıyor. Sayın Başkanımızı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz forumumuza, forumunuza hoş geldiniz. Umuyorum verimli bir forum geçirirsiniz. Sizlerin meslek hayatında, eğitim hayatında çok önemli bir dönüm noktası olur inşallah bu forumumuz. Sizleri burada görmek, sizin enerjinizden istifade etmek, her şeyden önce emin olun bu sahneye çıkan ben başta olmak üzere herkes için bir imkan. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında biz Strat.com toplantımızı yaptık. Uluslararası Stratejik İletişim Forumunu düzenledik ve birçok ülkeden üst düzey katılımcıyla uluslararası alanda stratejik iletişimin önemini, esas itibariyle toplumların dünyanın farklı yerlerinde dezenformasyonla imtihanını, yine kamuoyunu aydınlatma sürecinde ne tür zorluklarla karşılaşıldığını, yeni iletişim teknolojilerini vesaire, bütün bunları masaya yatırmaya çalıştık ve son derece verimli bir platform inşa ettik. Ve o verimli platformun aslında ilk meyvesini bugün burada sizlerle birlikte yiyoruz. Strat.com Youth, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, Strat.com'un aslında en somut ürünlerinden bir tanesi oldu ve inşallah bu forum daha da güçlenerek, daha da kurumsallaşarak yoluna devam edecek. Biz tabii o toplantıda, Strat.com'da, Aralık ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıda şöyle demiştik. Demiştik ki, biz İstanbul'u uluslararası iletişim merkezi haline getirmek istiyoruz. Ve Strat.com'da bunun için bir imkan olur demiştik. Fakat Antalya Diplomasi Forumu, Antalya'yı çok ciddi anlamda
bu son dönemde diplomasinin merkezine, uluslararası siyasetin merkezine yerleştirdi. Bugün de görüyorum ki iletişim alanında da, uluslararası iletişim alanında da gençlerin varlığıyla inşallah Antalya'da bir uluslararası iletişim merkezine dönüşecek. Umuyorum bunun da bir somut zemini olur bugünkü toplantı. 13 ülkeden arkadaşımız var. Mısır'dan, Endonezya'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, İran'dan, Ürdün'den, Yemen'den, Filistin'den, Kazakistan'dan, Rusya'dan, Afganistan'dan, Somali'den ve Türkiye'den. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bizler esas itibariyle geçmişin hem sorunlarıyla yüzleşiyoruz, hem de imkanlarından istifade ediyoruz. Ben bugün sizlere Türkiye iletişim modelini anlatmaya çalışacağım ve Türkiye iletişim modelini kurumsallaştırma gayretlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunu yaparken müsaadenizle biraz geçmişten başlamak istiyorum. 1990'lı yıllar, milattan sonra 1990'lar, bizim üniversite okuduğumuz yıllar, sizin yaşlarınızda olduğumuz yıllar. O yıllarda malum Soğuk Savaş bitmişti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmıştı ve uluslararası alanda yeni bir düzen kurulmuştu. Bu yeni düzenin esas itibariyle liberalizmin zaferi olduğuna hemen herkesin inandığı bir dönemdi 1990'lı yıllar. Francis Fukuyama, Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarihin Sonu mu diye bir önce makale sonra bir kitap yazdı ve o dönemin psikolojisini çok iyi özetlediği için uluslararası alanda popüler bir uluslararası ilişkiler analizine dönüştü. Fukuyama diyordu ki, artık liberalizm zafer kazanmıştır. Dünyanın bütün ülkeleri liberalizmle taşlanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş'taki zaferi aslında liberalizmin zaferidir. Bu anlamda tarih son bulmuştur, tarih bitmiştir. Tarihin bitmesi demek, bu anlamda uluslararası alandaki güç mücadelesinin bitmesi demek. Belirsizliklerin ortadan kalkması demek. Yeni düzen arayışlarının ortadan kalkması demekti Fukuyama'ya göre. 1990'larda tarihin sonu geldi denmeye başlanmıştı. Fakat 1990'lardan bugüne yaşadıklarımız bize gösterdi ki tarih bitmedi. Tarih uluslararası alandaki mücadeleyle, savaşlarla, kaosla, belirsizliklerle, çatışmalarla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bugün içinde olduğumuz çağ bu anlamda tam anlamıyla belirsizliklerin hakim olduğu, çatışmaların egemen olduğu, sertleştiği bir çağ. 1990'lı yıllarda yine artık bir küreselleşme dalgasının yaşanacağı, ulus devletlerin önemsizleşeceği ve artık uluslararası kurumların, ulus devletlerin gösterdiği, performansı göstereceği, ulus devletlerin adeta yerine geçeceği ifade edilmeye başlandı. Siyasi kimliklerin önemsizleşeceği vurgulanmaya başlandı. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Uluslararası kurumlar kendilerinden bekleneni veremediler. Kimlikler, siyasal kimlikler ortadan kalkmadı. Aksine derinleşti, sayıları arttı, daha sert kimliklerle, toplumsal, siyasal, etnik, dini kimliklerle karşı karşıya kaldık uluslararası alanda. Çatışmalar arttı ve nitelik değiştirdi. Eşitsizlikler, adaletsizlikler arttı. Esas itibariyle baktığımızda 19. yüzyılın sömürgeci düzeni 1990'lardan sonra da devam etti. Ve bu dönem aslında yine
batılılaşmanın devam ettiği bir dönem oldu. Bu dönemde esas itibariyle baktığımızda Körfez Savaşı'nın, yine Bosna Savaşı'nın, devamında 11 Eylül saldırılarının, Afganistan Savaşı'nın, Irak Savaşı'nın, yine Arap Baharı'nın ve bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı, yani sıcak çatışmaların, savaşların yaşandığı uzun bir döneme tanıklık ettik. Dediğim gibi, 1990'lı yıllarda, 1990'ların başında iddia edildiği gibi savaşlar ortadan kalkmadı. Tarih son bulmadı, çatışmalar devam etti. Bunca yaşanan savaş, bölgemizde tanıklık ettiğimiz bunca ciddi çatışmalar bunun delili mahiyetinde. Biz zor bir zamanda yaşıyoruz ve çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun her birimiz ne iş yaparsak yapalım, hangi meslekle iştigal edersek edelim, hele ki iletişim sektöründeysek, mutlak surette farkında olmamız gerekir. İçinde bulunduğumuz coğrafyaya dönüp baktığımızda pek çok bölgesel krize bu coğrafyada tanıklık edildiğini görüyoruz. Çevremizde fail states denen başarısız devletler var. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da çok ciddi çatışmaların olduğunu, bu anlamda iç savaşların olduğunu ve burada ortaya çıkan gerilimlerin bizi de etkileyecek şekilde bölgeyi bir istikrarsızlık dalgasıyla karşı karşıya getirdiğini görüyoruz. Yine bölgemizde son dönemlerde, son 30 yılda giderek etkisini artıran bir radikalizm ve terörizm dalgasının baş gösterdiğini görüyoruz. Biz bu anlamda zor bir zamanda ve çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyamız bu süreçte pek çok meydan okumayla karşı karşıya. Yine hangi meslekle iştigal ederseniz edin, boşlukta bu mesleği yürütmeyeceksiniz. Dolayısıyla hem bölgemizin hem dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumaların farkında olmanız, idrakinde olmamız gerekir. Küresel salgın, pandemi en ciddi meydan okumalarımızdan bir tanesi. Evet, bugün itibariyle maskeleri attık. Artık bu küresel salgından kurtulduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah etkisi tamamen ortadan kalksın ve bu virüsle bir daha hiçbir zaman karşılaşmayalım. Fakat bu salgının ekonomik, toplumsal, kültürel, psikolojik etkileri hala canlı ve bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Şu anda dünya kapitalizm tarihinde olmadığı kadar çok ciddi bir tedarik zinciri kriziyle karşı karşıya. Ve bu dünyamızın karşı karşıya kaldığı çok önemli bir meydan okuma değerli arkadaşlar. Yine dünyanın birçok bölgesinde yaşanan istikrarsızlık dalgaları, eşitsizlikler, adaletsizlikler, belirsizlikler, yine güvenlik sıkıntıları ve elbette bütün dünyanın yine karşı karşıya kaldığı ve Türkiye'nin de ciddi anlamda yüzleştiği düzensiz göç meydan okuması. Bunun yanında yine bütün dünyada giderek kendisini gösteren ırkçılık, iklim değişikliği, çevresel dönüşümler, bütün bunlar esas itibariyle dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar. Fakat özellikle iletişimcileri ilgilendiren bir başka meydan okuma daha var içinde bulunduğumuz dünyada karşı karşıya kaldığımız. Nedir o? Hakikatin değersizleşmesi. Yalan endüstrisinin egemen olmaya başlaması ve yalanla hakikat arasındaki sınır çizgisinin kaybolmaya başlaması. Doğru
ve yalan arasındaki o kıymetli çizginin ortadan kalkması hakikati değersizleştiren bir olaydır. Ve bu da esas itibariyle uğruna mücadele edeceğimiz değerleri erozyona uğratan bir durumdur. Bu anlamda baktığımızda esas itibariyle bu uluslararası alanda bütün bu meydan okumalarla beraber çok ciddi bir iktidar mücadelesinin, güç mücadelesinin de devam ettiğini görüyoruz. Çok ciddi bir mücadeleyle karşı karşıyayız bugün itibariyle. Küresel alanda bir taraftan 19. yüzyıldan bu yana gelen, 1945 sonrasında Amerikan hegemonyasıyla perçinlenen batılı sömürge düzeni hala varlığını sürdürmektedir arkadaşlar. Uluslararası alanda adına ister modernleşme diyelim, ister küreselleşme diyelim, batılı sömürge düzeninin temel parametreleriyle işlediği bir uluslararası düzenin içindeyiz. Ve bu düzenin içerisinde, bu batılı sömürge düzeninin içerisinde esas itibariyle batı dışı dünyayı ilgilendiren bir başka mesele var. O da bir batıcı bağımlılık düzeninin varlığı. Batı dışı dünya esas itibariyle 19. yüzyıldan bu yana batıcı bağımlılık düzeniyle yüzleşiyor, imtihan oluyor arkadaşlar. Bu anlamda Malik bin Nebi'nin bir sözü vardır. Sömürgecilik, sömürüye açık olma durumundan beslenir diye. Bir yönüyle batıcı bağımlılık düzeninden istifade eden elitlerin ortaya çıkması, bir statükonun ortaya çıkması, bu düzeni devam ettiren 19. yüzyıldan bu yana batı dışı dünyanın birçok yerinde bu düzenin kökleşmesine, hayat bulmasına neden olan bir durumdur. Fakat öte taraftan tabii ki bu sömürgecilik düzeninin devamı bir dizi baskı politikalarıyla uluslararası alanda mümkün olmuştur. Baskı politikalarının birçok aygıtı vardır. Hepinizin malumu. Sert aygıtları ve yumuşak aygıtları vardır. Ve gün sonunda bu küresel alanda bugün itibariyle bir yandan batılı sömürge düzeninin, bir yandan da batıcı bağımlılık düzeninin olduğunu ve ciddi bir küresel güç mücadelesinin devam ettiğini görüyoruz. Bu mücadele içerisinde Türkiye son 20 yılda ciddi bir mücadele veriyor. Bu hem bir varoluş mücadelesi hem bir büyüme mücadelesi. Türkiye bu uluslararası alandaki bağımlılık düzenine meydan okumaya dönük bir güçlü imtihan verdi, vermeye devam ediyor. Türkiye'de son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğini yaptığı siyasi vizyonun merkezinde Türkiye'yi batıcı bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır değerli arkadaşlar. Elbette bu mücadele yürütülürken batıcı bağımlılık düzeni yine bu düzenden istifade eden statükoyla mücadeleyle söz konusu olmuştur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü liderlik ve istikrarlı devlet yönetimi esas itibariyle son 20 yılda ciddi bir kazanım elde etmemizi sağlamıştır. Ve Türkiye'nin bu anlamda bağımlılık düzenine, batıcı bağımlılık düzenine karşı özerkleşmesini, özgürleşmesini temin etmiştir. Cumhurbaşkanımızın vizyoner yönetimiyle, güçlü siyasi iradesiyle, kararlılığıyla yürütülen mücadele ve son olarak 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bu mücadelenin kurumsallaştığını gördük. Ve son 20 yılda Türkiye bu bağımlılık düzeninden özgürleşti, bağımsızlaştı. Her şeyden önce son 20 yılın en önemli kazanımlarından bir tanesi budur. Kendi ad ve hesabına politika yapabilir hale geldik. Demokratikleşme bu sürecin önemli kazanımlarından biri oldu.
Türkiye'de vesayet odaklarıyla mücadelede çok önemli bir mevzi kazanıldı. Lütfen dönün 2000'lerin başlarındaki tartışmalara bakın. İletişimcilerin Türkiye'de iletişim mesleğini sürdürecek olan siz kıymetli gençlerin mutlak surette 1990'lı yılları ve 2000'li yılları çok iyi okuması gerekir. 2000'li yıllarda yapılan tartışmalarda demokratik siyasal alanın nasıl belli vesayet odakları tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığını görebilirsiniz. Bunun pek çok örneğini görürsünüz. Bu anlamda ciddi bir demokratikleşme süreci yaşadık ve halkın hür iradesinin merkezde olduğu bir siyasal iktidar mekanizması ortaya çıktı. Yine son 20 yılın önemli kazanımlarından bir tanesi ekonomik özelleşmedir. Türkiye'nin sadece bir pazar olduğu, sadece tüketen bir ülke olduğu bir konumdan Türkiye'nin pek çok sektörde üretici konuma geldiği, yine uluslararası para fonuna bağımlı bir ekonomik düzenden kendi ekonomi politikasını yapabilen bir konuma geldiği bir süreci yaşadık son 20 yılda. Ekonomik özelleşme yanında Türkiye son 20 yılda bölgesine istikrar taşıyabilen bir güce, istikrarlaştırıcı bir güce dönüştü. Türkiye'nin son 20 yılında bölgesinde çok ciddi çatışmalar yaşandı. Ve bu çatışmaların esas itibariyle özellikle 2010'ların ortalarından itibaren Türkiye'nin müdahaleleriyle birlikte çözüm bulmaya başladığını gördük. Türkiye'nin müdahaleleri olmamış olsaydı bugün Orta Doğu'da çok daha ciddi türbülansların, çok daha ciddi çatışmaların olacağını son 2015-16'dan bu yana yaşananları okuduğunuzda net olarak görebilirsiniz. Yine Türkiye'nin aktif dış politikası, terörle etkin mücadelesi, Türkiye'nin son 20 yılında lig atlamasını sağlamıştır. Türkiye bu anlamda ciddi bir kazanımlar elde etmiştir. Elbette bu süreçte Türkiye'yi yolundan döndürmeye dönük pek çok girişimle karşı karşıya kaldık. Vesayet unsurlarının müdahaleleriyle, darbe girişimleriyle, sokak kalkışmalarıyla, terör saldırılarıyla, bürokratik oligarşi müdahaleleriyle, ekonomi operasyonlarıyla ve uluslararası alandaki farklı teknikler kullanılarak yürütülen baskılarla ve elbette yine 2010'lardan itibaren karşı karşıya kaldığımız sistematik dezenformasyon çalışmalarıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdüğü bu yoldan döndürülmeye çalışıldı. Esas itibariyle Türkiye bu süreçte artık etkin ve itibarlı bir bölgesel güce dönüştü. Küresel bir güç olma yolunda, küresel bir aktör olma yolunda ilerleyen bir güce dönüştü Türkiye. Şu an itibariyle ülkemiz uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir. Bölgesinde Türkiye'nin görüşü alınmaksızın herhangi bir mesele çözüme kavuşturulamaz. Türkiye hem oyun bozan hem oyun kurabilen bir ülke konumuna gelmiştir. Ve bu süreçte esas itibariyle Türkiye hem masada hem sahada kazanabilir hale gelmiştir. Krizlere karşı bağışıklığı olan bir ülkeye dönüşmüştür. Krizleri yönetme kabiliyeti geliştiren bir ülke konumuna gelmiştir ülkemiz. Ve yine ülkemiz uluslararası meselelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünya çağrısı yapan bir ülkeye dönüşmüştür. Temennimiz silahların bir an önce susmasıdır. Bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması için
elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Burada bir araya gelmesi bile başlı başına bir umut sebebidir. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Rusya, Ukrayna savaşı çıktığında bu dünya için bir şok oldu adeta. Her ne kadar öncesinde bu savaşın çıkma ihtimalinden bahsedilse de bu ihtimale pek prim verilmedi. Savaş çıktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir inisiyatif aldı ve hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla hem de sürece etki edebilecek olan bütün uluslararası aktörlerle çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Tabii Türkiye'nin yürüttüğü bu aktif diplomasi çabası bu krizin çözümünü hedeflemekteydi her şeyden önce. Çünkü nihayetinde savaş demek, kan demek, gözyaşı demek, acı demek, sürgün demek, göç demek. Biz bölgemizde bunun birçoğunu yaşadık. Suriye'de bunu yaşadık. Daha önce Irak'ta bunu yaşadık. Ve bizim Suriye krizinin çözümüne yönelik olarak verdiğimiz gayret, yürüttüğümüz çaba ve ne yazık ki bu çabayı tek başına yürütmek zorunda kalışımız sorunun çözümünü mümkün kılamadı. Elimizden geldiğince daha az kan akması için gayret ettik. Sorunun çözümü için elimizden geleni gerçekleştirmeye çalıştık. Hemen dibimizde bir terör koridoru oluşmasına engel olduk. Ama Suriye krizi tam anlamıyla çözülemedi. Çünkü orada bir vekalet savaşı yürüyordu ve vekalet savaşı yürüten unsurların esas itibariyle bu savaşı sonlandırması gerekirdi. Türkiye, krizin başladığı andan itibaren bu krizin çözümü için çok ciddi bir gayret sarf etti. Ve 2016'dan sonra da sahada fiili güç kullanarak, sert güç kullanarak sorunlara müdahalede bulundu. Gel gelelim, süreçte rolü olan aktörler Suriye krizinin çözümü noktasında gerçek anlamda bir şey yapmadılar. 2011 yılında kriz patladığında, aynen Ukrayna krizi patladığında olduğu gibi çok sert söylemler kullandı Batılı liderler. Ve mutlak surette bu krizin sonlanması için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini, askeri müdahale seçeneği dahil her şeyi yapacaklarını söylediler. Fakat 2 yıl içinde Suriye'yi unuttular. Türkiye'ye bu anlamda desteği de kestiler. Türkiye çok açık ve net bir şekilde bu krizin çözümü için elinden geleni yaptı ve aynı zamanda da bütün uluslararası platformda bu krizin çözümü için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü. Ve fakat karşılık bulamadı. Suriye krizi eğer vakti zamanında müdahale edilmiş olsaydı, ne milyonlarca insan hayatını kaybedecek, ne milyonlarca insan yerinden olacaktı. Bu müdahalede bulunulmadı. Bu müdahalede bulunulmadığı için de çok acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Biz bunu hissettik, hala da hissetmeye devam ediyoruz. Bizim bütün bölge ülkelerinin bu anlamda bu krizden dolayı canı yandı. Ukrayna krizi çıktığında esas itibariyle biz bu Suriye krizinin bütün olumsuzluklarını yaşayan, terör ihracından göç dalgasına kadar birçok bu anlamda sorunu karşılayan bir ülke olarak bu Rusya-Ukrayna krizine müdahale etmemiz gerektiğini gördük. Ve bu müdahaleyi diplomatik kanallarla Cumhurbaşkanımız bizzat krizin çıktığı günün başından itibaren
yaptı. Bu bir imkan meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız dışında bu müdahaleyi yapabilecek ikinci bir lider, ikinci bir aktör yoktu. Neden? Çünkü aynı anda hem Ukrayna ile hem Rusya ile konuşabilen başka bir aktör yoktu çünkü. Türkiye, Rusya ile diplomatik düzlemde bir ilişki yürüttüğü için Batı dünyasının çok ciddi baskısıyla karşı karşıya kaldı oysa ki. Tamamen güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'nin attığı S-400 adımı, yine Rusya ile yürüttüğü bu anlamda işbirlikleri Batı dünyası tarafından sorunsallaştırıldı, ötekileştirildi. Türkiye'nin eksen değiştiği ve değiştirdiği vesaire tartışılmaya başlandı. Hatta Türkiye'de bile ne yazık ki bu söyleme destek veren insanlar oldu. Oysa ki Türkiye kendi ad ve hesabına politika yaptı. Ne Batı dünyasına, ne Rusya'ya, ne Çin'e, ne başka bir aktöre kendi dış politikasını emanet etti. Yeri geldiğinde müzakere etti, yeri geldiğinde sahada mücadele etti. Bu yönüyle Suriye, Libya, Karabağ önümüzdeki örneklerdir. Dönüp bakıldığında Türkiye'nin bu anlamda ne tür bir mücadele yürüttüğünü orada çok net görebilirsiniz. Ama öte yandan da Rusya ile hem güvenlik işbirliklerini hem ticari işbirliklerini sürdürdü. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda Sayın Putin'de yürüttüğü diplomatik ilişkiler bu kriz çıktığında buna müdahale edebilme imkanını beraberinde getirdi. Ve Cumhurbaşkanımız onlarca liderle defalarca kez görüştü. Yine Antalya'da, Antalya Diplomasi Forumu'ndan bir gün önce burada Dışişleri Bakanımız Rusya Dışişleri Bakanı'nı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı bir araya getirdi. Çok açık ve net söylememiz lazım. Bütün dünya bu platformun oluşmasını hayretle izledi. Çünkü bir taraftan savaş başlamış, öte taraftan siz Antalya'da iki ülkenin Dışişleri Bakanı'nı bir araya getirebiliyorsunuz. Dahası oldu. Devamında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi sürdü ve bu kez Ukrayna ve Rusya heyeti gördünüz. Dolmabahçe, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldiler ve müzakerelerini yürüttüler. Buradaki gayretimiz her şeyden önce bir ateşkes sağlamak bir an önce ve kalıcı barış tesisine hizmet etmek. Çünkü yaşanan çok ağır bir trajedi var ortada. Ve bu insani trajediyi ortadan kaldırmak için insani koridorların tesisi bir an önce sağlanması gereken hususlardır. Türkiye bu anlamda kritik meselelerde inisiyatif alan bir aktöre dönüşmüş durumdadır. Ve bu bölgesel güç konumu küresel alandaki pek çok sorunu çözme noktasında, pek çok soruna müdahale etme noktasında günden güne elini güçlendirmektedir. Türkiye bu anlamda son 20 yılda yeni bir lige taşınmıştır. Ve burada küresel bir aktör olarak kritik meselelerin tarafı olmuştur. Baktığımızda Türkiye'nin yürüttüğü bu mücadelede çok ciddi kazanımları ve karşı karşıya kaldığı elbette meydan okumaları oldu. Bu yaşanan süreç bir taraftan iletişim alanında da kendisini gösterdi. Ben esas itibariyle Türkiye'nin atılımının iletişime yansımalarını değerlendirirken Cumhuriyet'ten bu yana 3 dönemde esas itibariyle kamu iletişimini değerlendiriyorum. Yani devlet-millet iletişimini 3 dönemde değerlendiriyorum. 1923 ve 2001 arası dönemi aslında bir iletişimsizlik yahut zoraki iletişim dönemi olarak ele alabiliriz. Elbette dünya savaşlarının son bulduğu o dönem, yine darbelerin, askeri yönetimlerin olduğu dönem,
Devlet ve millet arasındaki uçurumun belirgin olduğu dönemlerdi bu dönemler. Ve bu dönemde aslında sert bir devlet mekanizmasının milletle, vatandaşla arasına çok ciddi mesafe koyduğu, hiyerarşik bir ilişki tanımladığı bir dönemdi. Ve bu hiyerarşik ilişkinin olduğu yerde esas itibariyle nitelikli bir iletişimin olması düşünülemezdi ve nitekim bir iletişimsizlik ya da zoraki iletişim dönemi yaşadık biz. Türkiye siyasi tarihini okurken nasıl ki o dönemi bir anlamda demokrasi dışı unsurların siyasete müdahale ettiği dönem olarak okuyorsak, aslında aynı zamanda da iletişimsizlik ve zoraki iletişim dönemi olarak da okuyabiliriz kamu iletişim açısından. Toplumun iletişimi açısından hiçbir dönemde bu anlamda baktığınızda toplum kendi normlarını oturtur. Bir iletişimsizlik ya da zoraki iletişimden bahsetmiyoruz elbette. Fakat devlet-millet ilişkisinde bir iletişimsizlik ve zoraki iletişim döneminden bahsediyoruz. 1923 ve 2001 arası. 2002'den 2010'a kadar olan dönemde, ikinci dönem, bu dönemde hizmet ve millet odaklı bir iletişim dilinin, yeni bir iletişim dilinin kamuda kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Demokratikleşme hamleleri, milletle bu anlamda kucaklaşma ve yine küresel temsilde bir devrim yaşanmasıyla birlikte bu dönemde ciddi bir iletişim atağının ortaya çıktığını görüyoruz. Kamusal alanda, kamunun çok ciddi mekanizmalar devreye sokarak yeni bir iletişim dönemine girdiğini görüyoruz. Ve bu dönemlerden sonra esas itibariyle artık iletişimin, kamusal iletişimin kurumsallaşma gayretlerinin gün yüzüne çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve 2018'le birlikte bir düzen kurucu aktör iletişiminin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Artık Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin savunulmasının, barış ve istikrar girişimlerinin, yine lider diplomasisinin uluslararası alanda çok ciddi bir iletişiminin yapıldığını, devlet-millet iletişiminde çok ciddi mesafe alındığı bir dönemin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada tabii ki Cumhurbaşkanımızın stratejik iletişim perspektifinin merkezde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde artık iletişimin kamu yönetimi açısından olmazsa olmaz bir unsura dönüştüğünü, yani tali değil asli bir unsura dönüştüğünü görüyoruz. Bir anlamda politikanın arkasından değil, politikayla beraber planlanan bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreç aynı zamanda İletişim Başkanlığı'nın da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda kurulduğu süreçtir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2018 yılında, Temmuz 2018'de kurulduğunda, esas itibariyle Cumhurbaşkanımızın stratejik iletişim vizyonunu hayata geçirmek üzere kurulduğunda stratejik iletişim ve kriz yönetimine dair politikaları belirlemek ve hayata geçirmek üzere, koordine etmek ve hayata geçirmek üzere kuruldu. Devletin iletişimini koordine edecek bir kamusal aktör olarak kuruldu. Yine kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek üzere hayata geçti. Devlet ve millet arasındaki iletişim akışını yönetmek, kurumsallaştırmak üzere kuruldu. Etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek üzere kuruldu. Ve Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği ulusal iletişim politikasını uygulamak üzere kuruldu. Elbette bu dönem 2010'lardan itibaren İletişimde çok büyük dönüşümlerin yaşandığı da bir dönem oldu. Bugün bizler, sizler bunlara tanıklık ediyoruz. Sizler bu ekosistem içerisinde mesleğinizi sürdüreceksiniz. Dijitalleşme, bu dönemin en önemli özelliği, algoritmalar, dijital tekelleşmeler, dezenformasyonlar, içerik bombardımanları, algı operasyonları,
yankı odaları, blockchain'ler, enformasyon savaşları vesaire vesaire. Bütün bunlar bugün içinde olduğumuz bu büyük iletişim dönüşümü sürecinde karşı karşıya kaldığımız hem meydan okumalar hem imkanlar. Elbette bu dönüşüm, bu meydan okumalar, iletişim alanında karşı karşıya kaldığımız bu meydan okumalar salgın sürecinde daha da derinleşti. Zira küresel sistem krizi salgın döneminde daha belirgin hal aldı. Belirsizlikler çok daha kendisini gösterir bir hal aldı. Ve esas itibariyle bu iletişim alanına da yansıdı. Uluslararası güç dengesi bölgesel politikalara da yansıdı. Yine biraz önce de ifade ettim, salgınla beraber çok ciddi bir ekonomik krizin baş gösterdiğini ve dünyaya yayıldığını gördük. Toplumların giderek kutuplaşmaya başladığını ve ne yazık ki radikal fikirlerin, aşırı sağ yaklaşımların, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının küresel düzlemde arttığını gördük. Ve dezenformasyonun pandemi döneminde çok daha arttığını, yalanın ne yazık ki normalleştiğini yine gördük. Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyorum. Babamın durumu ciddileşmişti. Covid-19 teşhisi konuldu. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Yalnızız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize göre insanı merkeze almayan, ona hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir. Bu kardeşimiz çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu sosyal medyadan duyurdu ve devletimiz anında bir ambulans uçak gönderdi ve bu kardeşimizin babasını Türkiye'ye getirdi. Yoğun bakıma alındı ve Allah'a çok şükür çok hızlı bir şekilde tedavisi tamamlandı. Bu bir örnekti. Bunun gibi yüzlerce örnekle karşı karşıya kaldık pandemi döneminde. Türkiye bu dönemde, pandemi döneminde çok ciddi bir başarı hikayesi ortaya koydu. Salgın sürecini yönettiği gibi bu sürecin iletişimini de yönetti. Bu anlamda esas itibariyle biz bu mücadeleyi verirken, bu mücadeleyi yürütürken post-truth dönemde bu hakikat mücadelesini veriyoruz. Yani hakikat ötesi çağ, hakikatin önemsizleştiği çağda bu mücadeleyi veriyoruz. Fakat ne olursa olsun hakikat kendi uğruna mücadele verilmesi gereken bir değerdir. Ve bu çerçevede Türkiye'nin iddialarını, tezlerini, haklı duruşunu tüm dünyaya anlatmak, yalanla, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla mücadele etmek, yine ülkemizin itibarını artırmak, hak ve menfaatlerini korumak amacıyla biz bu süreçte bir hakikat mücadelesi verdik. Bu mücadelede biz bir yandan ülkemizin dezenformasyonla uluslararası alanda mücadele etmesini temin etmeye çalıştık. Diğer taraftan haklı tezlerini uluslararası kamuoyuna anlatmaya gayret ettik. Ve bir iletişim modeli inşa etme çabası içine girdik. Hala bu çabanın içindeyiz. Bu çabayı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Ve istiyoruz ki Türkiye nasıl bölgesinde, dünyada birçok alanda model inşa ettiyse, iletişim alanında da bir model inşa etsin. Savunma sanayinde, sağlık sisteminde, dış politikada, insani yardım alanında, birçok küresel markaların olduğu alanda
yine yeni ekonomi modelinde. Bu alanlarda olduğu gibi biz bir iletişim modeli inşa etmek istiyoruz. Ve ülkemizin marka değerini daha da güçlendirecek, daha da artıracak bir şekilde bu modelin hayata geçmesini istiyoruz. Peki bu modelin temelinde ne var? Türkiye iletişim modelinin temelinde her şeyden önce güçlü bir kamu diplomasisi var. Güçlü bir halkla ilişkiler perspektifi var. Geleneksel ve dijital medyanın güçlü doğru kullanımı var. Stratejik iletişim var. Ve bu dört saç ayağı, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, stratejik iletişim, geleneksel ve dijital medya, bu dört saç ayağı üzerinde yükselen bu Türkiye iletişim modeli, yeni iletişim trendlerini yakalamak, hızlı enformasyon üretmek, hızlı bir şekilde dezenformasyonla mücadele etmek, uluslararası boyutta etki yaratabilmek çerçevesinde performans ortaya koyuyor. Ve mutlak surette herkesin ulaşabileceği bir iletişim alanı oluşturma gayreti içerisinde. Kamu diplomasisi, Türkiye'nin tezlerini uluslararası platformlara taşıyarak anlatan, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden birçok örnekle dolu olan bir alan. Kamu diplomasisinde esas olan devletler arası iletişim değildir. Devletlerin uluslararası kamuoylarına yönelik iletişimleridir. Dolayısıyla bu alanı, bu yöntemi doğru bir şekilde kullanarak Türkiye'nin haklı tezlerini uluslararası platforma taşımak ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek arzusu içerisindeyiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine devlet-millet bağını daha da güçlendiren, daha da sıcak tutan ve devlet-millet arasındaki iletişim akışını sağlıklı bir şekilde yürüten, geliştiren bir yaklaşım içindeyiz. Türkiye iletişim modeli içerisinde devlet-millet iletişimi en hayati unsurlardan bir tanesidir. Örneklerinden bahsedeceğim. Yine ulusal ve uluslararası medya ile ilişkileri yeniden inşa eden, medyanın yeni imkan ve kapasitelerini kullanan bir yaklaşım geliştirmek, Türkiye iletişim modelinin önemli unsurlarından bir tanesi. Doğru bilgi için savaşmak, doğru bilgi için mücadele etmek zorundayız. Bugün doğru bilgi ulaşılması en zor olan bilgidir. Emek etmek gerekir doğru bilgi için. Çünkü her yer manipülatif, dezenformatif içeriklerle dolu. Evet, bir sözüm ona bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. Her yerde bilgi var. Bir konuyla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. İnternete giriyorsunuz, anında bilgi alıyorsunuz. Peki o doğru bilgi mi? Değil. Eğer 10 saniye içerisinde aldıysanız kuvvetle muhtemel değil. Emek etmelisiniz. Doğru bilgi emek gerektiren bir şeydir. Kendisi için savaşmanızı gerektiren bir şeydir. Doğru bilgi için savaşmak, iletişim krizlerinden yalan haberle mücadeleye kadar yazılı, görsel ve dijital medya araçlarını etkin kullanmak ve kampanyalarla kendisini tanımlamak bu anlamda stratejik iletişim perspektifidir. Türkiye iletişim modelinin bu anlamda stratejik iletişim önemli unsurlarından bir tanesidir. İletişim başkanlığımızda ciddi veri tabanları oluşturduk değerli arkadaşlar. Modüller oluşturduk ve bunlarla dezenformasyonla mücadele eden kriz iletişimine, stratejik iletişimden kampanya yönetimine kadar birçok alanda içerik üretiyoruz. Ve burada biz Türkiye iletişim modelini ifade etmeye çalıştığım gibi kurumsallaştırmaya gayret ediyoruz. Tabii bunu yaparken bir dizi stratejik iletişim enstrümanı kullanıyoruz. Çeşitli araçlar kullanıyoruz. Yayınlarımız var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınlarımız var. Birkaçını burada göstereceğim. Tematik internet sitelerimiz var. Birçok belgesel ve video çalışmalarımız var. Bunların hepsine sitelerimizden ulaşmanız mümkün. Birkaç yayın örneği.
Bu çalışmalardan pek çok alanda Türkiye'nin kamu perspektifini, kamuoyunu anlatmak amacıyla yayınlar üretiyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası temaslarında muhataplarını bilgilendirici kaynak eserler üretmeye çalışıyoruz. Ve bunları da kamuoylarıyla, ulusal ve uluslararası kamuoylarıyla paylaşıyoruz. Bu anlamda birçok yayınımız var ve ciddi bir külliyatımız oluşuyor. İletişim uygulamaları alanında birçok esas itibariyle alanlarımız var. Ve yeni medya, televizyon, gazete, internet, ulusal kamuoyu, uluslararası kamuoyu, yine stratejik aktörler, karar alıcılar, bütün bu alanlarda, uygulama alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Ve bu noktada 360 derece sürekli, yenilikçi ve proaktif bir şekilde politika yürütüyoruz. Çünkü bunlardan herhangi birini yapmadığınızda iletişim çalışmasının başarılı olma şansı yok. Ve elbette dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Ve dezenformasyonla mücadele çerçevesinde önemli bir imkan alanlarımızdan biri devlet enformasyon sistemi. Devlet enformasyon sistemi esas itibariyle devletimizin, kamunun faydalandığı, Türkiye ile alakalı dünyanın neresinde hangi haber çıkarsa çıksın, bunları anında tasnif eden, özetleyen, çeviren, özetleyen ve ilgilileriyle paylaşan bir mekanizma. Devlet enformasyon sistemi hem telefon aplikasyonlarıyla hem de dijital anlamda bir dağıtım ağı içerisinde bu üretilen içerikleri paylaşarak ciddi anlamda Türkiye ile alakalı nasıl bir fotoğraf olduğunu uluslararası medyada ne tür içerikler olduğunu muhataplarıyla paylaşıyor. Ve böylelikle Türkiye ile alakalı fotoğrafı gören ilgili aktörler burada bir dezenformasyon varsa esas itibariyle onu görme, teşhis etme imkanına sahip oluyor. Bu süreci biz yürütüyoruz ve 30'un üzerinde dilden çeviri yaparak biz günlük olarak bu devlet enformasyon sistemimiz içerisinde içerikler üreterek dezenformasyonla mücadele sürecine katkıda bulunuyoruz. Yine uluslararası medyaya düzeltmeler gönderiyoruz. Anlık hızlı düzeltmeler gönderiyoruz. Ve bu düzeltmelerle doğru bilginin uluslararası alanda da kendisine yer bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Elbette dezenformasyon kampanyalarını yürüten aktörler bunu bir siyasi bilinç ve ideolojik bir motivasyonla yapıyorlar çoğu zaman. Mesleki etik bu süreçlerde pek de hatırlanan bir şey olmuyor. Bir kampanya mantığıyla, bir Türkiye karşıtlığı, Türkiye'ye karşı yürütülen bir yıpratma savaşının unsuru olarak medyada karşımızda bulabileceğimiz, bulduğumuz bu dezenformatif içerikler aslında bir daha derin bir politikanın yansımaları. Fakat biz ne olursa olsun, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız bu derin politikayla yoğun bir mücadele sürdürürken, biz medya alanında bu içerikleri yalanlamak, içeriklere anında doğrusu bu diye müdahale etmek için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Ve bu gayretten de geri durmuyoruz. Uluslararası medyaya birçok düzeltme gönderiyoruz. Yine karar alıcıları, yetkilileri, medya mensuplarını düzenli olarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin fiili olarak dahil olduğu harekatlar, doğrudan müdahale ettiği uluslararası krizler ya da Türkiye içerisinde cereyan eden bir olumlu gelişme, bütün bunlarla ilgili
ulusal ve uluslararası medyayı düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Düzenli briefinglerle neyin ne olduğuyla alakalı bir çerçeve sunmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda dezenformasyonla mücadele noktasında esas itibariyle biz her şeyden önce sosyal medyayla ciddi bir mücadele veriyoruz. Çünkü sosyal medya sadece bir platform değil. Sosyal medya şirketleri tarafsız hakem konumunda çeşitli kullanıcılara platform sağlayan unsurlar değil. Hayır, bu şirketler faaliyette bulundukları ülkelerle alakalı fikir sahibi olan, bu ülkelerle alakalı ideolojik yaklaşımları olabilen aktörler, kendilerini siyaset üstü tanımlayan ve siyasete istedikleri gibi müdahale edebileceklerini düşünen aslında vesayet unsurları, yeni model vesayet unsurları. Ve biz bir taraftan hem bu sosyal medya şirketlerinin kendi yol ve yöntemleriyle, hem de bu sosyal medya içerisinde örgütlenen dezenformatif kampanya yürütücüleriyle mücadele ediyoruz. Yalan haberlere karşı mücadele veriyoruz. Manipülasyonları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bu süreçte 7/24 dezenformasyonu tespit etme ve doğrulama çalışmalarını yürütüyoruz. Biraz önce bahsettiğim sosyal medya, geleneksel medyada, ana akım medyada yürütülen, ulusal ve uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon çalışmalarına bu anlamda sosyal medyada da 7/24 dezenformasyonu tespit ve doğrulama çalışmalarıyla devam ediyoruz. Elbette dezenformasyonla mücadelede kurumlar arası eşgüdüm çok hayati bir unsurdur. Çünkü devletin pek çok kurumunun çok ciddi bir müktesebatı var ve dezenformasyon konusu birçok farklı kurumun alanına girebilir. Ve o noktada onların koordine edilmesi ve o dezenformasyona karşı doğru bilginin süzülüp de kamuoyuyla paylaşılması noktasında bize önemli bir rol düşüyor ve bu noktada da kurumsal bağlamda ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Yine elbette dezenformasyonla mücadele bağlamında çok ciddi aktör bazlı çalışmalar yürütüyoruz. We reject the claim that Turkey's exploration is illegal. Turkey merely defends its rights and the rights of Turkish Cypriots under international law against infringements by others. Greece is out of its depth in the Eastern Mediterranean. We favor dialogue but will defend our rights at all costs. So you've said you want dialogue. They're saying they want dialogue. Under all the sort of, I guess, talk and claims of sovereignty in those areas, is there room to actually have dialogue? Yes, there is room. Esas itibariyle Miçotakis bir Christian Amanpour'un bir programına katıldı ve orada Türkiye aleyhine bir dizi söylemde bulundu. Çok hızlı bir şekilde, bir örnek olması bakımından bunu gösterdim. Çok hızlı bir şekilde biz kendisine bu işin doğrusu budur diye bir hızlı mektup gönderdik. Ve yayında onu okudu ve program konuğunu ciddi anlamda sıkıştırmış oldu. Arkadaşlarımız kısa bir kısmını göstermiş oldular. Biz tabii bu süreçte bir taraftan dezenformasyonla mücadele ederken diğer taraftan da kamuoyunu aydınlatma çalışmaları sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyasetinin anlatılması her şeyden önce kamuoyunu aydınlatma çalışmaları içerisinde en merkezi unsurlardan bir tanesidir. Çünkü son 20 yıllık süreçte Türkiye çok ciddi bir hizmet ve eser siyasetiyle karşı karşıya kaldı. Bu imkanla tanıştı ve bu hizmet ve eser siyasetinin anlatılması, tanıtılması çok hayati bir unsur oldu. Birçok kampanya yürüttük. Kamuoyu aydınlatma çalışmalarını kampanya mantığıyla yürütmeyi önemsiyoruz. Ve bu noktada örneğin Hello Türkiye diye bir kampanya başlattık. Kampanyayı devam ettiriyoruz. Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımız bir genelge yayınladı ve Turkey ifadesi yerine Türkiye
ibaresinin, ifadesinin kullanılması gerektiğini ifade etti. Bu genelgeye binaen de biz bu noktada üzerimize düşen sorumluluk gereği uluslararası alanda Türkiye ifadesinin, Türkiye ifadesinin yerine geçmesi için çalışmaya başladık. Bu uzun ve zahmetli bir süreç. Her şeyden önce içeride bunun sahiplenilmesi önemli. Sizlerin uluslararası platformlarda örneğin Türkiye değil, Türkiye ifadesini kullanmanız çok hayati. Bunu telkin etmeniz, tavsiye etmeniz son derece önemli. Ve bu doğrultuda biz bir dizi kampanya yürüttük. Burada birazdan o kampanyadan bir kısa kısmı göstereceğim. Diğer taraftan biz yine Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirmek için farklı bölgelerde dijital gösterim merkezleri oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyasetini anlatma noktasında yapılanlar, nereden nereye gelindiği, yapılacak olan projeler, yapılmak devam eden projelerle alakalı bilgilendirici içerikleri yeni dijital yol ve yöntemler kullanarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde dijital gösterim merkezlerinde vatandaşlarımıza aktardık. Yine devlet teşvikleri tanıtım günlerini organize etmeye başladık. Farklı illerde devlet teşvikleri tanıtım günleri devam ediyor. Mutlaka katılmayanlarınızı da katılmaya davet ediyorum. Devletimizin ilgili kurum kuruluşlarının, 40 kadar kurumunun gençlere sağladığı imkanları doğrudan bir fuar mekanında gençlere anlattıkları bir platformdan bahsediyorum. Bir ilde 3 ya da 4 gün süren bu devlet teşvikleri tanıtım günlerinde gençler geliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve benzeri bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, başkanlıkların gençlere yönelik teşvikleri, gençlere yönelik olarak destekleri somut bir şekilde orada gençlere anlatılıyor. Ve bu devlet teşvikleri tanıtım günleriyle biz aslında devletimizin gençlerle olan iletişimini arttırmaya yönelik bir gayret sarf ediyoruz ve bir halkla ilişkiler çalışması yürütüyoruz. Birçok kampanya yürüttük. Pandemi döneminde Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasını yine yürütmüş olduk. Yine uluslararası alanda Turkey for Peace. Tabii bu dönemde, yani biz Turkey ifadesini kullandığımız dönemde yürüttüğümüz bir kampanyaydı bu. O yüzden oradaki key anahtar kısmını Türkiye'nin barış için bir anahtar olduğu vurgusuyla bunu göstermeye çalıştık. Yine gençlerin çok ilgi gösterdiği bir drone festivali yaptık. Türkiye Drone Festivali. Formula 1 Türkiye'de oldu. Formula 1 üzerinden yine Türkiye'nin dünyaya tanıtımı, İstanbul'un dünyaya tanıtımı noktasında Formula 1 ekibiyle birlikte çok güzel bir Türkiye, İstanbul tanıtım filmi çektik. Avrupa'daki İslamofobiyle mücadele kampanyası, yeşil kalkınma devrimimizi anlatan kampanyamız, yine Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretleri öncesinde ve sırasında yürüttüğümüz Afrika iletişim kampanyası ve yürütmeye devam ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın Daha Adil Bir Dünya Mümkün çağrısını ve kitabını uluslararası alanda anlatmaya dönük olarak Daha Adil Bir Dünya Mümkün kampanyamız. Yine yerli otomobilimiz TOGG'un hem Türkiye'de hem uluslararası alanda tanıtımını yapacağımız kampanyamız. Yine yerli ve milli üretim kapasitemizi ulusal ve uluslararası alanda anlatacağımız kampanyalarımız, sporda şiddete hayır kampanyalarımız, bağımlılıkla mücadele kampanyalarımız vesaire, çok uzatabilirim. Aklıma gelenleri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Hello Türkiye kampanyasından çok kısa bir... Hey mom, I just landed. Oh, hello Türkiye. Hello Türkiye.
kampanyamızla birlikte biz hem Türkiye'mizin güzelliklerini anlatmayı hem de Türkiye ifadesini yerleştirmeyi, kökleştirmeyi hedefliyoruz. Ve bu kampanyayı farklı şekillerde sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bizim bünyemizde olan ve halkla ilişkiler anlamında, katılımcı demokrasi anlamında devrim niteliğinde bir yapı. Devlet-millet iletişiminin köprüsü mahiyetinde son derece kritik bir platform. Sadece bir şikayet mekanizması değil CİMER. Kamuoyunda zaman zaman bir şikayet mekanizması olarak ele alınsa da esas itibariyle yönetime katılma aracı CİMER. Kendi yapay zekasıyla çalışan ve sürekli yenilenen bir sisteme sahip bir yapı CİMER. Ve elbette tüm Türkiye'de çalışanlarıyla güçlü bir ağa sahip bir iletişim platformu. Uluslararası düzeyde örnek alınan ve bizim de uluslararası platformlarda kendisini anlattığımız ve kendisine de ciddi anlamda iltifat edilen bir platform. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nden Altın Pusula Ödülü aldı CİMER. Yine Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nden yine bilgi erişim kategorisinde en iyi proje ödülü aldı. Ve zaten iki projeye başvurmuştuk. İkisinden de ödül aldı. Muhtemelen ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Hangi projeye başvurursak, işleme sistemi itibariyle, yapısı itibariyle ödül alabilecek bir proje. 6 milyon başvuru alan yılda ve bu başvuruları da hızlı bir şekilde yanıtlayan bir sistem. CİMER bir iletişim platformu. İletişim çözümün elbette bir parçasıdır. Doğru muhatabı bulup vatandaşın talebini, şikayetini, teşekkürünü, isteğini ona iletmek ve ondan da doğru bilgiyi alıp vatandaşa iletmek. Gönül ister ki her istek karşılık bulsun. Her bu anlamda talep edilen yerini bulsun. Fakat bu noktada doğru iletişimi sağlamak, doğru muhatabıyla buluşturmak bizim için en önemli unsur. Evet. Yeni bir alan esas itibariyle uluslararası ve ulusal basın alanının düzenlenmesi. Burada yerel, ulusal ve uluslararası medya kurum ve kuruluşlarıyla şeffaf bir entegrasyonu ve ilişkiyi, koordinasyonu yürütmek bizim için çok hayati bir unsur. Çünkü bu anlamda düzenleyici kurum mahiyeti taşıyoruz. Basın mensuplarının haklarının iyileştirilmesi noktasında çok ciddi bir gayretimiz var bu nedenle. Yine biraz önce söylediğim sıcak meselelerle ilgili ulusal ve uluslararası gazetecilerin, medyanın arka plan toplantılarıyla, background briefingleriyle bilgilendirilmesi, uluslararası gündemde yer edinen savaşlar, göç ve benzeri konularda gidip yerinde programların düzenlenmesi, yerinde bilgilendirmelerin yapılması. İşte Türkiye'nin Suriye'de özgürleştirdiği bölgelere birçok uluslararası medya mensubunu götürdük ve Türkiye'nin orada yaptıklarını gösterdik. Türkiye'nin DAEŞ'le gerçek anlamda mücadele eden tek aktör olduğunu orada gösterdik. Türkiye'nin bir barış koridoru inşa ettiğini, 500 bin Suriyelinin Türkiye'nin Suriye'de özgürleştirdiği bölgelere gidebildiğini uluslararası medyaya, ulusal medyaya yerinde gösterdik. Yine düzensiz göç akınları sürecinde
Ege Denizi'nde neler yaşandığını, örneğin Yunanistan'ın geri itme faaliyetlerinin nasıl yaşandığını bizzat uluslararası medyaya gösterdik. Nasıl? Bizim arkadaşlarımızla birlikte, uluslararası medya mensupları sahil güvenlik botlarına bindiler. Sahil güvenlik botlarıyla beraber 3 gün, 4 gün oradaki düzensiz göç faaliyetlerini ve oradaki geri itmeleri izlediler. Ve bu birçok uluslararası büyük medya kurum kuruluşunda kendisine yer buldu. Nitekim Avrupa Birliği bu anlamda buradaki geri itme faaliyetlerini yakından takibe aldı ve Frontex'in, Avrupa Birliği'nin ilgili kurumunun ne yazık ki bu geri itme faaliyetlerinde Yunanistan'a verdiği destek dolayısıyla da Frontex'e ciddi bir soruşturma açtı. Nasıl oldu? Bizim orada yaptırdığımız haberler marifetiyle oldu. Ve son olarak da Frontex'in başkanı da istifa etti. Bu anlamda yine Türk diasporasının yurt dışı medya faaliyetlerine destek vermeye, yerel medyayı desteklemeye, dezenformasyonla mücadele için eğitim çalışmaları yapmaya ve yine sektöre yönelik çalıştaylar, webinarlar, seminerler vesaire yürütmeye gayret ediyoruz. Bütün bunlarla birlikte bizim yürütmeye çalıştığımız önemli bir işlevde kamuda, devlette bir ortak dil ve söylem birliğini tesis etmek. Devlette ortak dil ve söylem birliği çok hayati bir unsurdur. Bunun hem kurumsal hem siyasi karşılıkları vardır. Devlette söylem birliği olmaz ise bu sizi uluslararası müdahaleye açık hale getirir. Devlette söylem birliği bu anlamda daha güçlü bir devlet olmanız noktasında katkı sunar. Bu çerçevede devletimizin ilgili bütün kurum kuruluşlarının ortak bir söylem inşası oluşturması sürecine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Yine bakanlıkların, başkanlıkların, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görsel bütünlüğünü tesis etme noktasına gayret ediyoruz. Bakanlıklarımızın, yine ofislerimizin, başkanlıklarımızın tek bir çerçevede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun bir şekilde görsel kimliklerinin, yani logolarının, amblemlerinin oluşturulması için yine biz gayret sarf ediyoruz. Kamuda ortak bir çeviri kültürü oluşması için bir terim bankası ve dijital sözlük oluşturuyoruz. Bu çerçevede yine kamuda tercüme çalıştayı oluşturduk, çevirmen başvuru kitabı oluşturduk, çeviri takip platformu oluşturduk. Tekim tercüme dairemiz bu anlamda bizim kamudaki bu noktada ortak dilin inşası, tercüme noktasındaki ortak dilin iletişimin oluşması noktasında yetkili organizma olarak bu süreçlere katkıda bulundu. Yine kamu kurumları sözlüğü projesi yine bu süreçte devam etti. Yine iletişim başkanlığımız koordinasyonda yürütülen birçok kurumumuzun katkı verdiği etkinliklerimiz var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin koordinasyonunu yürütüyoruz. Yaklaşık 3 yıldır. Ve 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin bu millet tarafından nasıl bertaraf edildiğini ve nasıl bütün dünyaya bir demokrasi dersi verildiğini 15 Temmuz haftasında anıyoruz. 15 Temmuz haftasında hem hatırlıyoruz hem de bütün dünyaya anlatıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum bir kere daha. Ve bütün dünyaya da Türkiye'nin bu anlamda ne kadar güçlü bir millet iradesine sahip olduğunu gösteriyoruz. Yine 1915 olayları ile ilgili her yıl Nisan ayında uluslararası alanda kendisine yer bulan dezenformasyon kampanyalarına karşı çalışmalar yürütüyoruz. Doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl da yürüttük. Yine kamu diplomasisi alanında bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Evet, kamu diplomasisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bize verilmiş bir görev devlette. Fakat diğer taraftan Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, Kültür Turizm Bakanlığımız, birçok başka kurumumuz
kendi bünyesinde kamu diplomasisi namına çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Birçok kurumumuz, kuruluşumuz bu noktada ciddi bir birikime sahip. O birikimleri bir araya getirmek, ortaklaştırmak, ticaret diplomasisinden kültür diplomasisine çok farklı alanlarda kamu diplomasisini zenginleştirecek şekilde, Türkiye'nin tanıtımına, marka değerini arttırmasına katkı sunacak şekilde çalışacak bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Ve pek çok kurum buraya katkı sundu. Kamu diplomasisiyle ilgisi olan bütün kurumlar burada temsil edildi. Ve burada biz Ulusal Kamu Diplomasi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Ve esas itibariyle devletimizin kamu diplomasisi perspektifini kurumsallaştırdık. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları, etkinlikleri, yine bizim koordinasyonumuzda yürütülen çalışmalar. Ve önümüzdeki hafta itibariyle bütün kamuoyuyla paylaşılacak şekilde güçlü bir kampanya sürecini başlatacağız. Yine İstanbul'un fethi dolayısıyla yürüttüğümüz kampanyamız. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerimize yönelik yine kutlama faaliyetlerimiz, bu anlamda yürüttüğümüz çalışmalar. Elbette uluslararası alanda kamu diplomasisi çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye'nin global marka kimliği ve değeriyle ülke imajının güçlendirilmesi burada en önemli unsurlardan. Özel sektörden ve kamudan tüm paydaşlarla her alanda niteliği arttıracak çalışmalar yürütüyoruz. Yine bu noktada birçok yürüttüğümüz proje ve faaliyet var. Uluslararası düzeyde Türkiye'nin tanıtımına önümüzdeki günlerde Türk Günü yürüyüşü olacak. Yine yurt dışındaki birçok alışverişe, foruma, panellere yönelik birçok çalışmamız oluyor. Ve bunlarla yine dışarıda, yurt dışında özel konserler, anma etkinlikleriyle Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ve bu noktada kuşkusuz önemli çalışmalardan bir tanesi Türkiye Marka Ofisi'dir. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye Marka Ofisi kuracağız demiştim ve bu süreçte bunu kurduk. Türkiye Marka Ofisi esas itibariyle Türkiye'nin markalarını uluslararası alanda tanıtacak ve Türkiye'nin markalarının, büyük markalarının gücünü Türkiye'nin tanıtımı için koordine edecek bir şekilde dizayn olacak. Ve bu anlamda da Türkiye Marka Ofisi, Türkiye'nin hem tanıtımına hem marka değerinin artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yürütecek. Yine bu süreçte çalışmalar yürüten özel sektör ve kamudaki kurum kuruluşların koordinasyonunu yürütecek. Özel sektör bu anlamda çok ciddi markalara sahip. Kamu hakeza bu anlamda çok ciddi markalara sahip. Bunların koordinasyonuyla bunların hepsinin Türkiye markasının güçlendirilmesine katkı sunmasını sağlayacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye iletişim modeli bu anlamda ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığım bu model esas itibariyle sizlerin katkılarıyla, genç iletişimcilerin katkılarıyla güçlenecek. Biz Türkiye'nin yeni iletişim modelini hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte inşa ettiğimizde bu kalıcı olacak. Ve hem teorik hem pratik yetkinliklere sahip iletişimcilerle olacak bu. O yüzden bu noktada hepinizin birikimine ihtiyacımız var. İyi yetişmenize ihtiyacımız var. Bu ülkenin sizlerin iyi yetişmesine ihtiyacı var. İyi iletişimcilere, akıllı iletişimcilere, cevval iletişimcilere ihtiyacı var. O nedenle lütfen bu günlerinizi çok iyi değerlendirin. Bilgiye erişimin doğru kanallarını lütfen
elde edin. Bilgiye erişimin doğru kanalları eğer sizin elinizde olursa, buna ulaşmak için çaba sarf ederseniz, dezenformasyona maruz kalmazsınız. Kalmadığınız gibi sizin çevrenizin de kalmasına izin vermezsiniz. Büyük ve güçlü Türkiye için biz inanıyoruz ki iletişim olmazsa olmazdır. Hakikat için iletişim diyoruz, istikrar için iletişim diyoruz, barış için iletişim diyoruz ve güven için iletişim diyoruz. Bu dört eksende biz iletişimin Türkiye'yi güçlendireceğini, büyük ve güçlü Türkiye'ye hizmet edeceğini düşünüyoruz. Ve inşallah bir kere daha buradan diyoruz ki yeni yüzyıl sizlerle birlikte Türkiye yüzyılı olacak.